Bugün 11 Mayıs. 1400 rakımda iş yerimdeyim. Yeşil kovanı kontrol edeyim dedim. Bugün öğlene kadar çok rüzgar esti. Öğleden sonra ise sağanak yağmurlar yağdı. Yeşil kovana baktım. Yeşil kovan üst kata güzelce yürümüş. Yeşil kovan çift katlı olarak kışladı fakat tek katında ancak arı vardı. Zayıf girmişti bu sene kışa ama yine de kıştan çıkmasını bildi. Şu orta çerçevede bayağı bir arı var. Demek ki orada yavrusu var. Yani şu iki çerçevede muhakkak yavrusu vardır. Bunların içe bakan taraflarında arı var. Yani buradaki yavruyu ısıtıyorlar şu anda. Yeşil kovanı bir dahaki hafta bala çalışacak şekilde dizayn etmeyi düşünüyorum. Şu duvar çerçevelerine alttaki ballıları çekeceğim. Tabii bu sırada da besleme yapacağım ona. Buradaki tavuk suluğu ile şimdi şerbet vereceğim ona. Çerçevelerin üzerine hatta yapayım da şu anda beslemesini. Hadi bakalım bismillah. Şimdi bu tavuk suluğu buradaydı. Onunla beraber beslemesini yapacağım. Şerbet yaptım bunun içinde. Şimdi biraz dökeyim ki anlasınlar. Şimdi onlar bunu bulur. Üzerine bir kat daha oturtacağım. Boş katı. Nerede? Hah, burada ayarladım. Onu da yapayım şimdi. Tekende de zor olacak ama. Tamam. Şimdi üç katlı bir görünüme kavuştu ama üst katı boş. Burada yemlik var. Arılar birazdan ondaki şurubu bulurlar. Oraya döktüm ya. Onlar şimdi onu arayıp bulurlar. Yeşil kovanı bir hafta kadar beslemeyi düşünüyorum. Ondan sonra da üst katı ayarlayıp ızgara ile bu yemliği aldıktan sonra buralara da çerçeveleri dizeceğim. Burası ballık katı olacak. Orada ana arı ızgarası olacak. Çünkü etrafta bal veren çiçekler açtı. Açmaya başladı daha doğrusu. Bir hafta boyunca havalar bozuk ama önümüzdeki hafta cumartesinden itibaren eğer havalar müsaade ederse güzel bal gelir buralarda. Yeşil kovan yine kışı atlattı. Sonraki tam balı hazırlık videosunda da içerideki durumunu görürüz. İçine düşüp çırpınanlar vardı. Ben de havlu peçete ile boğulmalarını önlemeye çalıştım.